Selam dikişseverler. Burada 2020 Nisan sayısını aldım. Modellere hep beraber bir göz atalım. Burada modellere toplu bakış sayfası. Biliyorsunuz derginin başında her zaman veriliyor. İlk modelimiz ceket şıklığı adında etek uçları pensli bir model. 36-44 beden aralığında kumaşı teknolojik kumaş olarak verilmiş. Değişik model arayanlar yapabilir. Bu şekilde arkasında derin pensleri var sırt kısmında. Ama sırt kısmını biraz bombeli göstermiş. İkinci modelimiz 36-46 beden arasında asimetrik kesim bluz. Kumaşı çizgili jersey, 44 beden üzeri olduğu için büyük bedenlerde yapabilir. Çizgilerle değişik olmuş. Hobel işi bölümlerinde bir torba, yiyecek torbası, püsküllü bir çanta, silme, makyaj silme pedleri yapılmış. Moda doktoru bölümünde kalça robası, cebi, dikiş tekniği anlatılmış. Yaka kenarına pervaz döndürme çalışması anlatılmış. Üçüncü modelimiz analı kızlı bir model. Anne pantolonu 36-44 beden aralığında çizgili yönlü kumaş kullanılmış. Özellikle yaz için çok rahat ve kullanışlı bir model. Her türlü dökümlü kumaşlarla da çok güzel olur. Dördüncü modelimiz kız çocuğu için pantolon etek. 110-134 beden arasında önceki yayınımda çocuk beden numaralarının hangi yaşa denk geldiğini video ile göstermiştim. Üstten izleyebilirsiniz. Yine aynı kumaş, çizgili yönlü. Çocukların oyun oynarken rahat etmeleri için beden askılı yapılmış. Beşinci modelimiz 36-44 beden aralığında sentetik keten kumaşa çalışılmış. Önden düğmeli bu etek. Bu tarz eteklerin kalıbını burada çok sık veriyor. Yalnız kumaşını çok dökümlü tercih etmeniz iyi olur. Belindeki büzgüler sebebiyle sizi olduğunuzdan daha kalın ve de basenli, iri gösterebilir. Ama rengi güzel. Beşinci modelimiz, altıncı modelimiz 110-134 beden aralığında kız çocuk elbisesi kumaşı, sweatshirt kumaşı olarak verilmiş. Kolay bir model. Penye kumaşların çok revaçta zaten. Çocuklarınıza dikebilirsiniz. Yedinci modelimiz 36-44 beden arasında yine aynı kumaştan sweatshirt kumaşı kullanılmış. Model çok sade ama yakasındaki üçgen parça çok farklı bir hava katmış ve hoş olmuş. Günlük hayatta vazgeçilmez bir parça olabilir. Rahatlıkla kullanılır. 8. modelimiz ve 9. modelimiz yine anne kız kombininden oluşuyor. İlki 38-44 beden aralığında anne elbisesi, ince dokuma kumaşa çalışılmış, düşük bel, düşük omuz, bol kesim bir elbise. Dikişe yeni başlayanlar için kolay bir model. Kız elbisesi 110-134 beden aralığında anne modelinin ufak versiyonu. Sadece bunda cep çalışılmış ve göğüs pensleri yok.
Dokuzuncu kombin. Anne kız tulum. Anne tulum 72-88 beden aralığında uzun bedenler için bir kalıp. Yine daha önceden yayınladığım Burada Dergisi beden numaraları videomu üstten izleyebilirsiniz. Düşük omuz, keten kullanılmış, keten kumaş kullanılmış. Kızın da yine 110-134 beden aralığında ön çıt çıtlı keten kumaşa çalışılmış. 10. ve 11. modelimiz ilki penye kumaştan çalışılmış. İkincisi viskon kumaştan yapılmış. Atletimsi bluz. 34-42 beden aralığında dönük askıları ile farklı bir hava vermeye çalışılmış. 12. modelimiz benim de bu dergiyi almama sebep 36-44 beden aralığında bu bluz. Ben bunu tunik olarak da boyunu uzatarak biraz yaparım. Kolları farklı renk de olabilir. Her türlü olur var yani. Özellikle tesettür ve bol üst arayanlar için süper bir model ve de yaz için. Bu 14. model. 4. model etekle aynı, sarı etekle. Aynı kalıp, farklı kumaş, 36-44 bedene çalışılmış. Desenli kumaşı diğerine göre basit fakat daha ince göstermiş. 15. modelimiz yaka ve belinde uzun pensler olan kolsuz bluz. 34-42 beden aralığında viskon kumaşa çalışılmış. 16. modelimiz 36-44 beden aralığında bel lastikli kolsuz elbise. Kumaş önerisi viskon krep olarak verilmiş. Özellikle yaz için harika bir parça. Düz kumaş, çizgili kumaş hepsi de yakışır bu modele. Tabii yazlık olması kaydıyla. Bu yeşil bluzumuz da 12. modelle aynı. Sadece farklı renk kumaş kullanılmış. Ve de bu daha bir ince kumaşa yapılmış. İnce kumaş olarak verilmiş. Yine bedeni 36-44 beden aralığında. 17. modelimiz bu kruveze şeklinde elbise. 17-21 beden aralığında kısa boylar için verilmiş bir kalıp. Envelope elbise tarzında yapılmış. Önü sabit. Bu modeli beğendim. Elbisenin kumaşını sevemedim yalnız. Sentetik günlük kumaşa çalışılmış. Daha farklı bir renk olabilirdi. 18. model 34-42 beden arasında polyester kumaşa dikilmiş çizgili elbise. Dikişe yeni başlayanlar için de ideal bir model. 18. model 36-44 beden arasında viskon kumaşa çalışılmış. Çok kolay bir bu bluz. Bu da dikişe yeni başlayanlar için ideal bir kalıp. 19. model 36-44 beden aralığında keten kumaşa çalışılmış. Bermuda şort önü pileli, bol pileli, pantolon etek havasında verilmiş. 20. modelimiz pembiş pembiş bu şeker elbise. Kumaşı sentetik pamuklu önerilmiş. Hem elbise hem jile olarak da dikilebilir. Bu modelde ne zaman dikerim bilmiyorum ama projeler arasında yerini aldı. 21. model 16. modelle aynı. Farklı renk kumaşa çalışılmış. 36-44 beden arasında puantiye, viskon, krep kumaş önerilmiş. 22. modelimizde 20. modelle aynı benzer yapılmış. Bu tamamen elbise olarak verilmiş. Diğer modelin aksine etekleri 4 parça olarak yapılmış. Jakar kumaşa çalışılmış. Bunu da beğendim. Sade ve şık bir elbise olmuş. 23. modelimiz çok şık bir blazer ceket. Klasik erkek yakalı ve kruvaze çalışılmış. Kumaş pamuklu ceketlik kumaş önerilmiş. 24. model ceketle aynı 36-44 beden arasında kalem etek. Önündeki detay çok hoşuma gitti.
Evde bir kumaşım var buna benzer. İnşallah bu takımı dikmek isterim açıkçası. Ayrıca bu modeldeki görüntüsü de çok hoşuma gitti. 24. model 36-44 beden arasında bir bel lastikli, kol uçları büzgülü bir elbise paylaşılmış. Sadelikten hoşlananlar için güzel bir alternatif. Kumaşı biraz daha tok ve renkli tercih ederdim ben. İpek krepe çalışılmış kumaş olarak da. 25. modelimizde 15. modelle aynı uzun pensli bluz demiştim. Burada 34-42 bedene çalışılmış polyester krep kullanılmış. Bu beyaz tabii ki modeli daha güzel göstermiş desenli olana göre. 26. modelimiz bu kalem etek. 36-44 bedene çalışılmış yünlü kumaş. Yine blazer'ın altındaki etekle aynı. Bu modeli de rengi de beğendim ben. Mutlaka inşallah deneyeceklerim arasında. 27. model 44-52 beden arasında. Burada dergisinin çok sık paylaştığı kimono ceket. İnce kumaşa, ceket kumaşına yapılmış. Kolları volanla hareketlenmiş. Uzatılabilir bir kalıp olması da artıları arasında. 28. modelimiz 44-52 beden arasında viskon kumaşa çalışılmış elbise. Ben daha çok tunik olarak yapardım herhalde. 29. model 44-52 beden arasında ince pamuklu kumaşa çalışılmış. Volanlı kollarıyla oldukça şık bir bluz. Eğer kısa kol sevmiyorsanız, istemiyorsanız çıkardığınız bedenden başka bir kol, uzun kol da takabilirsiniz. 30. model 44-52 beden arasında viskon krepe çalışılmış beli büzgülü ön düğmeli etek. Bu tarz etekleri seviyorum. Ama işte mankendeki gibi uzun bir boy olmayınca sadece sevmekle kalıyorum. Dikerken çok dökümlü kumaşlar tercih edilmeli. 31. model 28. modelle aynı 44-52 beden arasında poplin fistu kumaşı çalışılmış tunik modeli. Bu modeli zaten beğendiğimi belirtmiştim. Kol detayını yapar mıyım bilemedim. 32. model 44-52 beden arasında buklet kumaşı çalışılmış ceket. Aslında teknik çizimi sevdim. Mankendeki duruşunu sevemedim. Sanırım kumaşını dan dolayı daha dökümlü ve uzun yapardım herhalde ben. 33. model 27 modelin uzunu kimono ceket demiştim. 44-52 beden arasında polyester kumaşa çalışılmış dikiş tacam olanların bile rahatlıkla yapabileceği bir model. Yazın ince pardüsü ferace olarak da dikilebilir. Dikiş okulu sayfasında dikişi kolay, giyişi rahat, kolları büzgülü, beli kuşaklı bu modelin dikim aşamaları yer almış. Evet, Bir Burada dergisinin de incelemesini, Nisan ayı dergisinin incelemesini bitirdik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve sevgiyle kalın.